Bursa dev seçim anketi. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Yeni mi lan? Aa yeni bak. Bursa. Oğlum Bursa şaşırt beni diyeceğim de. Recep Tayyip Erdoğan %100 kazanacak ya. Bursa'dayız vatandaşlar. Haydi bakalım abi. Ne bu kadar hani en azından bu seçimde Umarım Kılıçdaroğlu kazanır ya. Benim işime gelir. herkes Çok aklını mutlu olurum. kullansın. Yeter artık ya, 25 yıl oldu. 15'te bitiyordu Teşekkür ederim. galiba. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Erken Kemal sevinmeyin Kılıçdaroğlu. arkadaşlar. Lan. İkincisi Var. geldi. Hadi bakalım. Neden? Çünkü ekonomi Ya şu an Bursa'nın AK Parti bölgesindeyiz. O bitti yüzden ve diyorum ben. ülke daha da Hadi kötüye bakalım. gitmeye başladı. Umarım kazanır Bundan dolayı Kılıçdaroğlu. Ne sadece güzel. diyeceğim tek Yani et. bu videoda Kılıçdaroğlu kazansın. Seçimi kazandık demek arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Yani bu videoda Kılıçdaroğlu kesin bir şekilde kazansın. Bu demek oluyor ki 2023'te seçimi kazanacağız demek yani. Öyle söyleyeyim size ya kesin. Bu. Kılıçdaroğlu aday olursa yani bir de. Rica ederim. Kesin yani. Abim Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan tabii ki. Neden Burnundan mi? belli. Memleketi Paris gibi Neden? yaptı. Daha Çünkü ne burnum yapacak? büyük. Paris Yani miyiz? gayet basit aslında. Bence burada şey dese neden yaptı hani köprü yol köprü değil. Benim burnum büyük olduğu için ben Recep Tayyip Erdoğan diyorum dese daha güzel olurdu bence. Paris hepsini abi. Paris gibi aynı memleket. Memnun Daha ne oldum hemen yapacak? diye değil abi. Ben onu anlamam ya. Paris Ben gibi abi. milletten anlamadım. Ben... Bakalım şöyle bir. Paris. Tepeden görünüm. Paris gibiymiş abi. Bakalım Paris gibi miymiş gerçekten. Evet, Paris şu şekilde gözüküyormuş arkadaşlar. Ankara Allah'a emanetmiş. Konya. Konya kuş bakışı. Oo Konya yine düzenli lan. Bak ortada park falan var. Oo Konya lan. O Konya benziyormuş. Konya aynı Paris. Aynısı. Hiçbir fark göremiyorum abi. Evet dayı haklı abi. Önyargıyla yaklaşmayın. Ben 20 yıl önce hastanelere giremiyordum. Hastamı alamıyordum. Bursa kötü ya. Adam şimdi Bakmaya gerek yok. hastaneye gidiyor, bir poşet ilacına çıkıyor. Allah Allah. Ne yapayım? Buyurun arkadaşlar size sorayım. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu. Valla Kemal bence bunlar sana ya. yani Recep Tayyip Erdoğan batırdı yani abi Türkiye, öyle diyeyim sana. Hı. Yani sana şöyle diyeyim. BKM'ye gidiyorum mesela, bir kitap abi, mesela diyelim üniversite öğrencisiyim. Aynen öyle. Mesela bir kitap abi 200 lira. Abi de Paris'teyiz dedi. Abi şey adam sorayım, Recep Kings'te Tayyip Erdoğan konuşuyor. mı? Diyorsun ya, onun Aha. seni yetiştirenlerin de onlar olduğunu biliyor musun peki? Abi benim bıraktığım... Bak, Z kuşağına Tamam her abi, şeyi öğreten yaşlı kuşağıdır, biliyorsun yok değil mi? abi, Senin yaşlı kuşağı diye öğretmenlerin bak. Nasıl yaşlı. yaşlı Benim öğretmenim kuşağıdır yaşlı abi. Evet. Sana. Benim öğretmenlerim nasıl biliyor musun abi? Peki, senin genç öğretmenlerini öğreten kim? Kavga çıktı abi. Tamam, yaşlı öğretmen... Bu arada Bursa'da harbi bıçaklarlar adamı. Ben çok sokak röportajına denk geldim. Bu sen ne dersin falan var zaten. Onları da görüyorum böyle arada bazen. Ya buralara ben çok gitmiyorum açıkçası da. Yani burada muhalefet etmemek lazım abi. Adamı bıçaklarlar ya. Ama Vallahi belli sana bir şey olmaz diyeyim yani. mi abi? Bak anlamıyorsun abi sen. Şu an mesela bir BKM'ye git, O kitap almaya gözlüklü çalış. halisin. Cebimden en fazla 1000 lira Bu abin ne diyecek ben de çok merak ediyorum. çıkar. Ben dershaneye gidiyorum. Dershane diyor ki bana, Suriyeli galiba. veriyor kitap mesela 25 bin lira. Ek kaynak o diyor, bu diyor, şu diyor. Sen mesela benim bir Gözlük tane bir numara 0.9 büyük uçuyor. abi. Kaç para en fazla? Bir saniye. 2 lira 3 lira. Ben... Türkiye genelinde mi? Evet. Türkiye genelinde. Abi sana bir şey diyeyim bak. Amerika'da adam mesela bir 10 kilo pirinci abi kaç Harbiden alıyor? Mesela 5-10 Rus. euro oluyor değil mi? Nek. Burada kaç para alıyor? 10 kilo alabilir misin şu an? Alabilir misin? Alamıyorum para. Abi ben niye alayım? Ben 10 kilo niye alayım abi? Biz alamıyoruz. Çalışıyor, öğrenciler çalışıyor E mesela. çalışıyoruz, bizi koparıyorlar abi, sen bunu anlamıyorsun bak. Vallahi abi öğrenciler koparıyorlar abi. Teşekkür ederim. Ha, dur. Abim gel sana sorayım abi. Recep Tayyip Erdoğan. Bana bir şey Anket sorma. yapıyorum. Ben siyaset yapmıyorum. Ya bu Ama... AK Partililer niye böyle? Ben siyaset yapmıyorum. Ben doğru neyse ondan yanayım muhabbeti ben. Hep aynı ya bunlarda Hani var. yaşlı dedi ya, ben onun için girdim. Ya AK Partili de mi? Ben AK Partiliyim demek utanç verici bir şey değil ya. Çık da ben AK Partiliyim de. Hani ona göre insanlar sana yorum yapsın da. Ya çık da ben AK Partiliyim de. Öyle de yani. Direkt olarak söyle, bunda bir şey yok yani. Geri kafalı değil. Seni yetiştiren. Düşürmeye çalışıyorlar abi. Seni kimse düşüremez. Düşürüyor abi. Sen aklınla yaşarsan seni Ya şuna da sorsunlar abi, hadi düşürüyor bak, ya. anlamıyorsun sen beni. Ne Teşekkür diyecek çok ederim. merak ediyorum. Sağ olun. Tartışma yapmayalım. Kısadan Yapıştı adam keselim. gitmiyor. Abim merhaba. Abim Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Recep Tayyip Erdoğan tabii Neden ki. Abi? Reis olduğundan dolayı. Yeterli mi? Evet. Fazlasıyla. Teşekkür ederim. Orta Doğu lideri Fazlasıyla olacak bir yeterli. adam. Sağ olun. Güzel. Vay vay ne kadar büyük bir olay. Orta Doğu'nun Abim lideri. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu. Ay. Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Ötekiler ne verdi Türkiye'ye? Hep yedi gittiler. O adam dolduruyor ama anlamaydı. Niye anlamıyorlar? Bilmem anlamayla, çünkü iktidara gelemiyor da ondan. Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Elinde poşet var.
Reis ya. Tayyip Erdoğan. Gömlek karşısında daha kötü olacak. Daha kötü olur. Tabii. Teşekkür ederim. Ne bileyim, elinde poşet görünce hani bir alışveriş yapmış, fiyatlardan rahatsızdır falan diye düşünüyor da insan. Yok ya, bunlar reis deyip geçiyor. Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu mu? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? Ben Arapça yoktur ki. Arapça. Minyom Arap. Nerelisin? Nerelisin? Burada çok her yerde artık böyle Suriyeli var da. Her yerde var ama Bursa'nın da burasında en çok Suriyeli olan yer. Bilmiyorum valla. Abim Recep Tayyip Erdoğan mı? Konuşabilse Erdoğan diyecek de bilmiyor işte. Kılıçdaroğlu mu? Ben sana Adı Demirtaş diyorum. Valla ikisi. Kılıçdaroğlu bence. Neden? Kazanacak mı lan yani, Kılıçdaroğlu? Türkiye battığın zaman felakete götürmüş. Her şey atış pahası. Kürt olduğu için, ben de Kürt olduğum için Demirtaş'a vereceğim. Yeterli mi abi ülke yönetmek için? Nasıl? Yeterli mi ülke yönetmek için? Tabii yeterli bile fazladır abi. Allah evet. Allah. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Evet. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Tayyip abi şey Kılıçdaroğlu abi. Neden Kılıçdaroğlu? Abi neden baksın abi. Yani huzurumuz yok, tadımız yok, çocuklarımızın geleceği yok. Yarın çocuklarımız sokağa çıkamayacak. Yani o kadar çok şey var ki şu an hiç aynen ülkede öyle. Huzur yok. Ne güzel anlattı. Her gün her şeye zam geliyor sürekli. Bir şeyler yani, şeylerden şikayetçi. Domates olur yak. Yani, Kılıçdaroğlu sevdiğim için deyip geçiyor genelde insanlar da. 80 lira salatalık. Şu an 30 lira olmuş. Oy verdiğin neye oy verdiğin de bil yani. Yani ben hiçbir şeyin de razı değilim. Yani kömürle, şununla, bununla hiçbir şey vermesin. Ama aha reisçi geldi arkada. Biz vermeyiz. Bak. Bakışlardan belli bence. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? Ne olur göt et beni de Kemal de ya. Bu çok, ben sevinirim ama reisçisin sen. Kemal Kılıçdaroğlu. Oo, çok iyi. Allah'ıma şükürler olsun. Mutlu oldum abi, tamam. Ben göt olayım yani. Yeter ki Kılıçdaroğlu kazansın ya. İyi partili oldu. Yeter ki kazansın Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'nu verse, aday gösterse destekler misin? Keşke yani. Destekleriz abi. Abim Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? Yapmayın ya. Ne bileyim şimdi daha ben düşüncelerim tam olgunlaşmadı. Neden? Araştırmadım çünkü. Yıllardır konuşuluyor. Ya bu da çok garip bir mevzu. 20 senelik bir hükümet söz konusu şimdi. 20 senedir yöneten bir hükümet var. İşte fiyatlar giderek artıyor vesaire. Geçim giderek zorlaştırıyor. Hani bir araştıracak bir şey yok. Yani araştırmadım demek şey demek. Ben mağarada yaşıyorum. Mağaramdaki taşları yiyerek besleniyorum ve mağaramdan dışarı çıkmıyorum demek yani. Hani araştıracak bir şey yok. Neyi araştıracaksın? Kitap mı yazacaksın sanki yani? Çık dışarı markete gir. O da bir araştırma zaten. Gayet hayatın farkında olursun yani. Git bir alışveriş yap. Şeyini belli olur zaten. Fikirlerin oturur yani. Giderek artıyor fiyatlar. Neyi araştırmıyorsun ya? Yıldır konuşuruz. Araştırmanı öneririm. Necip. Bu daha kapanır. Ey Erdoğan. Ben Kemal Kılıçdaroğlu. Haa. Dün de daha altılı masayı tam olarak görmedik. Görelim ondan sonra da. Bir de tabii ki yani şimdi komşu falan aile arasında da düşünceler paylaşılacak. Ondan sonra tabii ki vatan için hangi sayılırsa ona vereceğiz yani. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu. Reis diye yorumladım tabii ben. Recep Tayyip Erdoğan. Abi Kılıçdaroğlu hayatta yani kazanamayacağını biliyor. Buradaki koltuğu da elden etmemek için mümkün değil yani şeyin adaylığını koymaya. Yok abi mümkünü değil yani. Olacak bu kadar ben kafayı keserim ya. Bu kadar da net konuşayım. Çünkü neden abi? Alalım. Aday olursa kafamı keseceğim tarzında bir iddia koyduk. Buradaki koltuğu da elden etmemek için mümkün değil yani şeyin adaylığını koymaya. Yok abi mümkünü değil yani. O kadarsa ben kafayı keserim ya. Bu kadar da net konuşayım. Aday olursa kafayı keserim falan diyor oğlum. Ne alaka? Yani çok şey basit bir konu ya. Çünkü neden abi? Kazanamayacağını biliyor. Yani şimdi muhalefetin de... Kazanamayacağını biliyor. Ondan dolayı bu koltuk da elden gitmesin diye. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sen soralım abi. En dürüst yayını yapan sensin. Devam takip ediyorum seni kardeşim. Teşekkür ederim. Sağ ol abi. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kemal Kılıçdaroğlu değil. Değil mi? Değil. Kim? Recep Tayyip Erdoğan mı? Yok. Kadın. Meral. Evet. Karşısına soralım. Nasıl lan? Yok. Kılıçdaroğlu değil. Değil mi? Değil. Kim? Recep Tayyip Erdoğan mı? Yok. Kadın. Meral. Evet. Teşekkürler. Karşısına sorarım. Recep bunu alayım ya. Güzelmiş, bunu beğendim. Kadın. NPC herif ya. Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Tayyip bizi mahvetti zaten. Ne yapma oldun şimdi? Ortayı karıştırdı. Karıştırdıysa
Teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Abi nedenini sorma, onu seçmeyi. Senin kesin AK Parti'de bir tanıdığın var ya. Kesin yani. Kesin senin bir nedenini sorma diye utanıyor zaten AK Parti demeye de yani. Senin var Sena. Sen bir yerde bir işe gireceksin. Ben biliyorum seni. Abi nedenini sorma, onu. Ben biliyorum seni. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu. %100 nedenim var da o yüzden. Teşekkür ederim. Başka gurbetçi de olabilir, evet. %100. Tamam abim. Aldım oyunu. Teşekkür ederim. Abim Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? Erdoğan. Neden Erdoğan? Öyle. Seviyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Abim Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal? Yani biraz daha bunu yani gerçekten ilginç bir video. İlginç ilerliyor yani. Bu kadar. Bunu da alalım. %100. Tamam abim. Aldım oyunu. Teşekkür ederim. Abim Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu? Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu? Evet. Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? Erdoğan. Neden Erdoğan? Öyle. Seviyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Abim Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu? Siz gazeteci misiniz? Umarım oy veremiyordur yani engelli vatan, yani engelliyse tabii ki böyle konuşmak da çok da doğru değil de hani inşallah oy veremiyordur. Yine de deyim o yönde yani. Doğru olmaz çünkü oy vermesi. Gazeteci misiniz siz? Evet. Kimliğe göster. Polis misin? Yok değilim. O zaman niye soruyor? Kimliğe göster. Niye soruyor? Devam edelim. Buga amına koyayım. Sana ne ya? Cevap vermeyeceğim de geç. Tamam, Kemal Kılıçdaroğlu. Siz gazeteci misiniz? Gazeteci misiniz siz? Kimliğe göster. Polis misin? Maymun ya. Yok değilim. O zaman niye soruyor? Kimliğe göster. Niye soruyor? Ya ne bu gerginliktir, git ya. Cevap vermiyorum de geç ya. Gazeteci misin? Ne demek ya? Niye soruyorsun? Ne demek? Keyfim. Kimin keyfi istiyor lan? Kim istiyor? Kim diyor ki bugün çıkayım insanlara Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu diye sorayım diyor lan. Sana ne lan? Aa, ben bunlara çok tilt oluyorum ya. Bu heriflere. Böyle istiyor. Canım istiyor yani. Soracağım. Cevap vermeyebilirsin. O da senin özgürlüğün. Cevap vermiyorum de yürü geç ya. Bir de polis de değil yani. Hani polis olsa tamam neyse. Polis de değil. Sana mı kaldı ya bu iş? Bende kimlik var. Tamam devam et. Bende kimlik var. Polis sen gel göstereyim. Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Recep Tayyip Erdoğan. Tabii ki Recep Tayyip. Her şey güzel ya. Çünkü ülkemiz için, Türkiye'miz için, vatanımız için Erdoğan. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu ne biliyor? Bir şey bilmiyor ki. Bilmiyor. Kılıçdaroğlu ne biliyor? Gitmiş tahta masayla birleşmiş. Altı tahta bacak. Kurbanlar için de kıyasa yapıyor. Yalan. Yalan. Bunu Erdoğan çözdü. Erdoğan o yalan. Anayasa Mahkemesi'ne gitsin. O zaman olur. Evet. Yoksa yok. Umarım yani şu kadının bu görüşü Kılıçdaroğlu'na bir şekilde ulaşması lazım. Kılıçdaroğlu'nun böyle başörtüsü konusunda bir adım atmaması gerek, konuşmasına gerek olmadığını bu ablanın fikirlerinden anlayabiliyoruz. Yani gördüğün gibi yani Erdoğan çözdü çünkü o problemi, Erdoğan o dönem özgürlük getirdiği için yani Kılıçdaroğlu'nun çıkıp başörtüsü hakkında konuşması bu insanların, bu teyze gibi insanların fikirlerini değiştirmiyor yani. Konuştuk zaten. Ben teşekkür ederim. Hadi, hadi. Hanımefendi Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu? Muharrem İnce diyorum. Seçimlerden sonra anayasa değişikliğinde yasa değişikliği verdi ama onaylanacak, onaylanmayacak bekliyoruz. Neden Muharrem İnce? Daha iyi yöneteceğine inanıyorum. Bir soru soralım. Buyurun. Bak röportajında Muharrem İnce diyen görmemiştim de yani yine de soruya cevap vermemek doğru değil hocam. Yani burada sorsa keşke bir daha. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu diye soruluyor çünkü. Fatih, Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu? Tabii Kılıçdaroğlu ya. Neden mi? Oğlum kazanacak Türkiye'nin mı lan anasını ağlattılar. Daha ne yapacaklar kaldı? Bunlar? Herkesin görüşü ayrıdır. Çok çekişmeli. Öyledir. Oğlum ama Kılıçdaroğlu buranın şu an 14'e 5 falan olması lazım. Ben şaşırdım harbiden. Neyse iyi ki biriyle iddiaya girmedim. Bunun da hataları var. Tayyip diyor ki Tayyip'in yaptıklarını Hayır Mansur Yavaş olsa okey bu arada. Mansur Yavaş olsa burada tamam. Da Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyor. Yıkacağım diyor. İşte bilmem köprüleri yıkacakmış. Son seçim evet kıl payı aldılar da Bursa'yı. Bu bölge AK Partili bölge. Bilmem sahibi. Ne yapacakmış. İşte yanlış bir olay. Kılıçdaroğlu gidecek ki CHP'nin başına biz iktidar olalım. Kılıçdaroğlu olduğu müddetçe biz iktidar olalım. Dur bu dayı güzel konuşuyor, bir saniye dayıyı çok böldüm ben, bir daha konuşsun. Nedir? Ama Kılıçdaroğlu'nun da hataları var. Tayyip diyor ki Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söylüyor, onun üzerine konuşuyor. Bir yaptıklarını yıkacağım diyor. İşte bilmem köprüleri yıkacakmış, bilmem ne yapacakmış. İşte yanlış bir olay. Kılıçdaroğlu gidecek ki CHP'nin başına
Biz iktidarlı olalım. Kılıçdaroğlu olduğu müddetçe biz iktidarlı olamayız. Mümkün aynen değil. Öyle. Mümkün değil. Yıkacağım da demiyor. Öyle bir konuşması yok da. Mecburiyetten vereceğim. Mecburum. Hani o benim içimde bir şey. Ha, Tayyip'in yaptıklarından namkör gelmiyorum. Çok şeyler yaptı. Ama içimde büyüktü o benim. Yapmak zorunda olduğu için yaptı abi. Yani CHP. Yol yapılmış. Evet, o yolu yapması gerekiyor zaten Recep Tayyip Erdoğan. Hani yapacak yani. Recep Tayyip Erdoğan kendi parasıyla yapmıyor sonuçta. CHP. Yani Recep Tayyip Erdoğan nankörlük etmemeye değil. Recep Tayyip Erdoğan'ı zaten yapmak zorunda yani. Çünkü senin benim paramla yapıyor yani. Bu bir şey değildir, hizmet değildir. Yapılması gerekeni yaptığı için ben niye tebrik edeyim adamı, değil mi? Abim Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu. Bunlar komünist olduğunu söylüyorlar, doğru mu? İftira abi. Hiçbiri değil. Abi size soralım. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Ben onu seviyorum artık. Çünkü geleceğin en büyük insanı o. Artık derken abi. Bu kadar da değil de. Artık ne bileyim ben de 15 yıl. Kim verdin? AK Parti. Oha. Kaç yıldır? 15 yıl. Şimdi niye vazgeçtiniz? Vazgeçtim. Çünkü yanlışlar var. Teşekkür ederim. Abim vermiş olduğu ile Bursa'daki anketimiz sona ermiştir. Teşekkürler. Bence denk gelmiştir ya. Ben hala inanmıyorum. Yarın öbür gün yine aynı bölgede bir sokak röportajı izleriz. Bu sefer Erdoğan kazanır ya. Bence denk geldi. Ama çok iyi videoydu. Şey açısından komikti yani. Güzeldi. Beğendim ben bu videoyu. Çok iyi abi, tebrik ederim ya. Kemal Kılıçdaroğlu bile burada, bakın burası gerçekten AK Partili kaynıyor. AK Partili ve Suriyeli kaynıyor. Videoda aslında 4-5 tane Suriyeli denk geldi ama daha fazlası da denk gelir normalde yani. Kesmişlerdir belki oraları şey olmasın diye ama. Harbi AK Partili kaynayan bir bölge. Burada Kılıçdaroğlu kazandıysa biz önümüzdeki seçimi başaracağız galiba ya. Çünkü yanlış. Tabii ki yine de Kılıçdaroğlu aday olmasın, onu da söylemeden geçmeyelim.